Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin iki günlük rutin yol kontrollerinde terör örgütü PKK üyeliğinden aranan biri kadın iki kişi yakalandı. Yenice mahallesinde bölge trafik önünde jandarma tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan Adana-Mersin arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsteki yolcunun kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde terör örgütüne üye olma suçundan aranan İT adlı kişi gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen İT'nin ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Yine aynı kontrol noktasında yapılan yol çalışmasında örgüt üyeliği iddiasıyla yakalama kararı olan 32 yaşındaki A.Y. isimli bir kadın da gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen A.Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Mersin'de seyir halindeyken aracının motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören sürücü yanan araçtan kendini dışarıya atarak son anda yanmaktan kurtuldu. Mezit ilçesine bağlı Davultepe mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken aracının yandığını gören sürücü yavaşlayarak aracını emniyet şeridine çekmek isterken bir anda alev topuna dönen araçtan kendisini son anda dışarıya attı. Olay gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede yapmış olduğu müdahale sonucunda araç tamamen yanmaktan son anda kurtuldu. Yanan aracın LPG'li sistemle çalışmasından dolayı herhangi bir patlama veya olumsuz durum yaşanmaması için polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Motor bölümü tamamen yanan araçta can kaybı yaşanmaması vatandaşları sevindirirken aracı büyük hasar gören sürücü korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını uzaktan izledi. Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın vatandaşların erken fark ederek ihbar etmesiyle büyümeden söndürüldü. 18 ve 21 Haziran tarihlerinde Silifke'de çıkan yangınlarla 18 hektar ormanlık alanın yanmış olduğu bölgede yine yangın çıktı. Organize sanayi yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın yoldan geçenler tarafından fark edildi. Zaman kaybetmeden yapılan ihbarın ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yetkililer yangının zamanında fark edilerek itfaiyeye haber verilmesiyle büyük bir orman yangınının önlendiğini belirtti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralıların 4'ü Anamur, 4'ü ise Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan Kahvecioğlu yönetimindeki kamyonet, D400 Karayolu Sulama Birliği kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobil Kahvecioğlu'nun kamyonetine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kahvecioğlu'nun kamyoneti kanala savruldu. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken otomobil ve kamyonette bulunan 4'er kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı.